Ali Kara Hasanoğlu Eşcinsellerin ablası mı Elif gibi duracak? Daha birkaç ay evvel bir ablam var, Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde Rabia sır gördüğünü söylüyor demişti. Hani biraz daha ileri gidip kendi azıyla topluma eşcinsel evliliğe hazırlıyoruz diyen adamı evliya da ilan edecekti ama şimdilik Fatih ilan edelim, İstanbul'a alan ikinci Fatih'le yetinelim dedi. Şimdi o çakma Fatih'in paçavrası çıkarıldı. Sadece karşı mahalledekiler değil kendi mahallesindekiler de hatta ölümüne destekçisi olan Holding'in velahtı da tilkiliği yüzüne vuruldu. Fenerbahçe Divan Başkanı'nı ziyaret ederken Trabzonspor renkli kravat takıyorsun. Yetmiyor Fenerbahçe'de görev aldığı için tebriğe gittiğin adama Fenerbahçe Alihitarı isnatlarının yer aldığı kitap götürüyorsun. Yemeğiz not ettik diyor tilkinin düne kadar yanında duranlar. Çok da önemli değil ama ne sözler ise ihalelerde şeffaflık mı? Geldiğin ertesinde otobüsünü aldığı Akif Bekir'in karısına ihale vermek. İsraf mı? İstanbul'un otobüsünü Rize'ye götürmek, gazetecileri VIP biletle uçurup kendi propagandasını yaptırmak. Önceki İBB Genel Sekreterinin yazlık, kışlık, baharlık aracı olduğunu iddia ederken, kendisi tekneyle işe gidip gelmesi bir yana, şimdi bir de otobüsün kendisine tahsisli olduğunu utanmadan söylemek. İBB'ye işçi alımında kendisine oy veren partilerin teşkilatlarından gelen listeden alım yaptığını itiraf edecek kadar işe ayağı düşüren bir adam, hemen tüm medya organlarında ilkesizliği ve kibriyle haber olmuş. Hatta kendisi bile özür dilemek zorunda kalmış. Ama o adamın yüzünde Rabbi esir gören Meral ablası görmüyor, duymuyor, bilmiyor. Diyarbakır'da PKK'ya karşı gösterilerini 3 yıldır devam ettiren anneleri ziyaret edemeyen, onların Ankara'da HDP Genel Merkezi önündeki gösterilerine bir destek çıkamayan, ortaklarından korkudan iki büklüm gezen Meral abla dün Anneler Günü vesilesiyle konuşmuş. Her türlü hakarete, iftiraya, tehdide rağmen dimdik Elif gibi durmasaydınız ve biz Elif'iz, sadece Allah'ın önünde ve bu aziz milletin önünde eğiliriz demeseydiniz ve sizi korkutmak isteyenlere hadi oradan demeseydiniz, bugün Türkiye neleri konuşuyor olacaktı? Meral ablaya bakın, Allah'ın önünde inmekten bahsediyor. İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline dava açan Meral Hanım, eşcinsellere ayrıcalık getiren sözleşmenin tekrar yürürlüğe girmesi için Danıştay'a müracaat eden Meral Hanım, Allah'ın kitabına isyanı içeren eşcinselliği normalleştirmeye çalışan Meral Hanım, Allah'ın önünde eğilmekten bahsedip gerçekleri gizlemeye kalkıyor. Siz eşcinseller önünde eğilirsiniz Meral Hanım. İstanbul Sözleşmesi'ni iktidara geldiğimizde yürürlüğe koyacağız diyenler Allah'ın huzurunda değil eşcinsellerin huzurunda eğilirler. Ki Ak Parti'nin yaptığı yapacağı 3-5 yanlıştan hemen hepsine de işte bu muhaliflerin destek çıktıklarını, Ak Parti o yanlıştan döndüğünde hemen ona itiraz ettiklerini görüyoruz. Kendisini Elif gibi dimdik duran bir siyasetçi gibi tanısan Meral Hanıma bakın. Çakma Fatih'in son bir haftalı Karadeniz gezisi hakkında tek kelime edebiliyor mu? Elifmiş. Selahattin Demirtaş'la kahvaltıya hazırlanan bir milliyetçi nasıl olur da Elif olma iddiasında bulunabilir? Yine dünkü konuşmasında şunları söylüyor. Çakma Fatih'in ablası Meral. Evlatlarını şehit vermiş annelerin, her birimizin ebediyete intikal etmiş annelerinin ve Türkiye'de yaşayan her bir annenin bu salonu şereflendiren sizlerin şahsında anneler gününü kutluyorum. Anne emektir, vazifedir, fedakarlıktır, ben anayım, babaanneyim. Afedersiniz Meral Hanım, Diyarbakır annelerinin yanına niye gidemediniz? Gerçekten anneyseniz. Kimden korktunuz? PKK'lardan mı? Biri dağda, diğeri cezaevinde iki PKK hayranı ola sahip Selahattin Demirtaş'ın annesinden mi korktunuz? Öğretmenlik gibi kutsal bir mesleği, Sahte raporlarla işe gitmeden maaş alınan bir işhane çeviren Selahattin Demirtaş'ın eşinden mi korktunuz? Şehit annelerinden değil PKK'lı teröristlerin annelerinden mi korktunuz? Ki her konuda konuşuyorsunuz da her çorbaya maydanoz olmaya kalkıyorsunuz da partinizin kuruluşundan bu yana Diyarbakır gösterilerini sürdüren PKK karşıtı annelere bir defacık destekte bulunamıyorsunuz. Diyarbakır'a gitmediniz. Çakma Fatih'iniz gitti ama o Diyarbakır anneleri yerine cumartesi annelerinin sergisini ziyaret ederek kimden yana olduğunu ilan etti. Bari Diyarbakır anneleri Ankara'ya geldiğinde onlara yumruk sağlayan HDP'lere iki kelime edebilseydiniz. Kendiniz edemiyorsunuz, yanınızdaki şakşakçılara ettirseydiniz. Müsavat mı olur, Yavuz mu olur yoksa Ümit mi olur hiçbirisinde o yürek yok muydu? Tayyip Erdoğan'ın oturduğuna laf ediyorsunuz, kalktığına laf yetiştiriyorsunuz da PKK'lara HDP'lilere niye bir kelime söyleyemiyorsunuz? Nasıl bir siyaset bu? Nasıl bir elif olma iddiası bu? Şu sözlerde Meral Hanım'ın. Şimdi bu salonu şereflendiren her bir hanımefendi, her bir kardeşim Başbakan Meral diyorsa Elhak Başbakan Meral olacaktır affedersin eşcinsel ablası Meral Hanım. Sen 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce de bu ablanız başbakan olacak demiştiniz. Hain darbe girişimi sonrasında olamadınız. 2018 seçimleri öncesinde de aynısını tekrarladınız, olamadınız. 2019 mahalli seçimlerinde HDP ile kirli ittifakınızın ardından da aynı söylemi tekrarladınız. Ülkeyi erken seçime götürüp başbakan olacağınızı iddia ettiniz. Elhak yine olamadınız. Şimdi nasıl olacaksınız? Siz olsanız olsanız İstanbul Sözleşmesi vaatlerinizde eşcinsellere abla olursunuz. Ali Kara Hasanoğlu İhtiyaç mı, israf mı? 10 yılda bir duvara toslayan küresel ekonomik sistemin temel felsefesi şudur. İnsanın ihtiyaçları sınırsızken dünyadaki hava, su, gıda gibi kaynaklar sınırlıdır. Bu kaynakları kim ele geçirirse dünyayı o yönetir. Oysa doğrusu şudur. Dünyadaki kaynaklar sınırsızken bitki hayvan ve insan tüm canlıların ihtiyaçları sınırlıdır ve mevcut kaynaklar yeterlidir. Evrendeki küresel sistem her canlının her türlü ihtiyacını giderebilecek şekilde kurulmuştur. Sınırsız olan, doyurulamayan, kavga ve savaşlara, cinayetlere, toplu katliamlara neden olan, iklim ve çevre krizlerine yol açan dizginlenemeyen arzu ve isteklerdir. Hırs, arzu ve isteklerin aracıdır. Yeryüzündeki bütün cinayetler hırs aracına binen arzu ve isteklerimiz yüzünden işlenir. Arzu ve isteklerini hırs aracına binmeden gerçekleştirenler insan kalmayı başarabilirken, diğerleri insanlıktan çıkmaktadır. Çünkü arzu ve isteklerin dümene geçtiği hırs aracı yola çıktığında kural tanımaz, bütün kuralları çiğneyerek yola devam eder. Hem yolu tahrip eder hem de geçtiği yerlerde binlerce ceset bırakır. Bugün yaşadığımız küresel ekonomik sıkıntıların arkasında yatan neden budur. Devletler ve bireyler ihtiyaç ve israf arasındaki ayrımı yapamadığı için kaynaklar çöpe gitmekte, zengin ve yoksul arasındaki makas sürekli açılmaktadır. İhtiyaç ve israf arasındaki ince çizgiyi kimse muhafaza edememekte herkes çizgiyi ihlal etmektedir. Sınırsız olan istek ve arzular onlarca ihtiyacı zaruri ihtiyaç haline dönüştürerek insanı yoksullaştırmaktadır. Keyfi ihtiyaçlarını zorunlu ihtiyaca dönüştüren birçok insan bu ihtiyaçlarını helal yollardan karşılayamayınca gayrimeşru her türlü haksız kazanca yönelir. İhtiyaçtan israfa giden yollarda binlerce hukuksuzluk, adaletsizlik ve hukul hakkı yeme cinayetleri işlenir. Yolun sonunda çok küçük bir azınlık zenginliğe kavuşurken bunun bedeli olarak binlerce insan da yoksulluk girdabına itilmiş olur. Bugünkü ekonomik sistemde bütün cinayetler, hedefe giden bütün yollar helaldir prensibiyle işlenir. İktisatçılar ihtiyaçları zorunlu, kültürel ve lüks ihtiyaçlar şeklinde 3 ayırırlar. Bu görüşe göre beslenme, giyinme ve barınma gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılayan bireyler eğitim, kültür, spor gibi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Bundan sonra da lüks mal ve hizmetlere yönelir. Yaşayan her canlının yaşamak için birbirine ihtiyacı vardır. Sistem böyle işlemektedir. Her canlı diğer canlıların yararını gözetmek, kendi menfaatini yerine getirirken diğer canlıların yaralarını dikkate almak zorundadır. İnandığımız İslam, insanların ihtiyaçlarını üçlü denge prensibi çerçevesinde değerlendirir. İnsan dengesi, insan kainat dengesi ve insan toplum dengesini sağlayacak kural ve kaideler ortaya koyar. Örneğin toplumu meydana getiren bireylerin gelir düzeyleri ne olursa olsun kanaat duygusuyla hareket etmesi istenir. Zira insan hayatta bütün ihtiyaçlarını tatmin edemeyeceğinin bilincinde olmalı. Mevcut imkanlarla yetinmeyi bilmelidir. İslam iktisat düşüncesinde kanaat büyük yer tutar. Kanaat, hayatı sürdürürken aşırılıktan kaçınmaktır. Kanaat, ihtirastan kaçınmak, başkalarına kıskançlık duymamak ve hakkına razı olmak, gönül huzuruyla yaşamaktır. İhtirasın tam tersi olan kanaat, girişimin verimliliğini ve kişinin iç huzurunu sağlar. Üstelik üreticinin tüketicilerle, ferdin toplumla barış içinde olmasının da sebebidir. Kanaat duygusunun güçlenmesi oranında ihtiyaçların önünde bir oto kontrol sistemi kurulmuş olur. İhtiyacı dünyayla sınırlandıran ve arzu ve istekle karıştıran küresel kapitalizm insanı hayvanlaştırdı ve maddeye kul köle yaptı. Bugünkü ihtiyaçlar insanları dürüst çalışmaya, yardımlaşmaya sevk etmek yerine bencilleştirdi. Ekonomik krize girmeden yaşamak isteyenlerin alışveriş esnasında kendisine sorması gereken soru şudur: İhtiyaç mı, israf mı?